Günaydın hepinize. Yeni videodan merhaba. Biz kalktık. Ben Aras'cığımdan çok geç kalktım. Bugün saat 10.30-11'e doğru kalktım. Kahvaltımızı falan işte yaptık. Aras'cığım oyun oynuyor şimdi. Ben de ona şey yapıyorum. Pist görevi görüyorum. Şu anda üzerinde arabaları sürüyor. Birazcık ev dağınık. Orayı toplamam lazım. Bulaşık makinesindekiler temiz. Onları boşaltmam lazım. Yeni bulaşıkları yerleştirmem lazım. Birazcık mutfak işi var. Bugün bir de diyorum salonu temizlesem güzel olur aslında. Pazar var bugün. Pazara gideceğiz. Yoğun bir gün olacak yani. Üfle. Arasçığıma böyle sebzeli makarna yaptım. Şimdi onu yiyor. Saat 3'e geliyor bu arada. Evet, halılar geldi. Bu iki tane halı normalde 3-3, 6 metrekare diyebiliyorum ben. Yani küçük halı, çok büyük değiller. Ama ne kadar tuttu? 72 lira tutmuş. Bayağı halı yıkamaların falan da fiyatları artmış. Bu arada diğer halıların fiyatlarını söylemedim ben. İşte bu oda, koridor, mutfak ve balkondaki büyük işte o kaydırmazlı altı tabanlı jel taban diye geçiyormuş o halılar. Yatak odasındaki halı ve yolluk toplam hepsi 436 lira tutmuştu. Bu da 72 lira tuttu. Hepsi 508 lira tutmuş oldu. Ben normalde salonu da verecektim. Salonun halısını hesapladık. 120 lira sadece salon halısı için vereceğiz. Orası da 120 lira çok geldiği için bize dedik ki nasıl makinemiz var. Salonda çok kullanmıyoruz. Orayı kendimiz bir gün camının perdesini her yerini açıp güzelce havalandırıp işte yıkarız makinemizle diye düşündük. Çünkü temizlik robotum benim biliyorsunuz İhlas'ın halı yıkamadım modu da var. Onu dedi kendimiz yapalım çünkü çok para yani. Öyle düşündük. 500 lira normalde yani 620 lira falan tutacakmış. 630 lira falan tutacakmış. Hani şu an halı fiyatlarını da bilmiyorum ama yani yıkamaların fiyatı da gerçekten çok artmış. Bu halıları da bugün inşallah sereceğiz ama bilmiyorum bugün mü sereriz, yarın mı sereriz. Yani belki yarın serebiliriz. Temizlik falan da yapmam gerekiyor çünkü. Arasında odasının güzel bir dip köşe her yerini bir sileyim. Dolapların üstünü, camını falan. Burada zaten bu mat var. İşte bavul yukarı kalkacak. O yukarıda zaten başka bavul daha var. İç, altları falan hep silinecek. Oralar toz içindedir büyük ihtimalle. Hiç silmedim uzun zamandır. Bir toz alınacak. Çekmecelerin içleri falan düzenlenir. Çarşaflarını atarım. Hani bunu büyük ihtimalle yarın yaparım diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik o halılar öyle kalsınlar. Yani halı yıkama ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada geçen gün tablo şeyi vermiştim. Bunları da ben Trendyol'dan aldım. Çok severek kullanıyoruz. Buradan hiç bahsetmedim değil mi size? Şunu kuzenim Aras'a hediye olarak yapmıştı. Bunu görümcem Aras'ın doğum gününde hediye etmişti bize. Böyle üzerinde bizim resmimiz var. Bu 2 yaş zaten pastasının üstündeydi. Bu kozalak da dedesiyle beraber böyle yürüyüşe çıkmışlardı Aras. O zaman toplayıp bir tane onu Aras almış getirmiş elinde. Bunu da yine aynı kuzenim biz evlendiğimiz zaman gelin ve damat şeklinde yapmıştı. Çok güzel bu da yine. Bu eşek de benim ilk anneler günü hediyem Aras'tan. Bir de çim adam vardı ama çim adamı öldürdük tabii. Evet. Böyle işte. Şimdi ben burayı pisliğiyle yalnız bırakıyorum. Artık burayı yarın inşallah tertemiz yaparız. Etimizi haşladık. Saç kavurma yapıyoruz bugün. Haşlanmış eti bu saç kavurma olan tavamı aldım. Biraz yağ, biraz tereyağı, tuz, işte biber, soğan, salça, domatesle beraber böyle pişiriyorum. Bu suyu tamamen çekecek. Belki ilave suya atar mıyım bilmiyorum. Yeter galiba. Çünkü haşlanmış et olunca rahat oluyor. Burada da haşlama pilav yapacağız. Tavuk suyu var. Bir de normal su var. Tuz atlarını. Onun içine de pirinç atacağız. Bakalım pişince yine gösteririm. Saç kavurmamız hazır. Çok güzel oldu. Hafif bir suyu var. Çok böyle sulu bırakmadık. Burada pilavımız pişti. Demleniyor şimdi. Bize afiyet olsun. Pişersin oğlum.
Ben hazırlandım. Aras'ı giydirdim. Annem de hazır. Şimdi pazara çıkıyoruz. Pazardan alınacak birkaç bir şeyimiz var. Onları alalım. Hem bir pazar turu yapmış oluruz. Oradan da eve gelelim. Bugün yemeğimizi erken hallettiğimiz için rahatız. İnşallah güzel şeyler vardır pazarda. Bakalım fiyatlar nasıl? Biz pazardan geldik. Neler aldık hemen onları göstereyim. 200 lira civarında tuttu. Bilmiyorum 200'den az tutmadı ama yani 200 kesin tutmuştur. 4 tane kabak aldım. Bahçe marulu aldık. Önceden aldıklarımızdan değil. Bunlar biraz daha büyükleri. Hani diğeri daha güzeldi ama annem yine alalım dedi, onu aldık. Çilek 20 liraydı. 10 liralık yarım kilo hemen çilek aldım. Arası orada yesin diye. Soğan aldım. 2 kilo soğan 10 liraydı. 2 tane kırkağaç kavunu aldık. 14 lira. Tanesi bunun gibi, bu 7 liraydı yani. 14 lira tuttu ikisi. 3 kilo patates aldık. Bu da 25 liraydı 3 kilosu. 3 kilo da salatalık var burada. Bunun kilosu 1,5 liraydı. Şöyle minik minikler. Bir tane şöyle 15'li yumurta aldım. 30'luydu ama böldürdüm yarısını. Şimdi önce bir yerde mısır gördük. Annem o mısırı çok beğendi. Dedi ki ben bunu arası alacağım. Burada 6 tane var. Burada 5 tane var. Yani toplamda 11 tane mısır almış olduk. Birazını şimdi pişireceğiz bugün yemek için. Arasçımdayız, hem biz de yiyelim diye. Birazını da buzluğa atacağız. Yani yarısını buzluğa atarız büyük ihtimalle. 5 tanesi 20 liraydı. Yani tanesi 4 liraydı. Bu şekilde bir alışveriş oldu. 4 kişilik bir aile olsanız maalesef 200 liradan aşağıya çıkmanız mümkün değil pazardan. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ben şimdi hızlıca bunları bir yerleştireyim. Buzluğa koyulacakları koyayım. Haşlanacakları haşlayayım. Bulaşık makinemin içi dolu hala. Onu boşaltacağım. Sonra da artık günümüze devam edebiliriz. Yine böyle 3 poşet çıktı. Bir de şuraya 5 tane de pişirmek için koydum. Bunları birazdan haşlayacağım. Akşam yeriz. Arasçığım eve geldikten sonra Mehmet abi Tuğla videosunu izliyor şimdi. Ne yapıyorsunuz Aras? Annem biraz su koymuş kabın içine. Su oynasın diye. Her yerini ıslatmış. Ben de kendi videolarımı izliyorum yani. Aras, kim o? Aras, ne yapıyorsun? Bisiklet sürüyorsunuz. Bir daha gelelim mi?
Mısırımız haşlandı. Çok güzellermiş. Araştırma da ben hemen bıçakla şöyle tanelerini ayırdım. O da yiyor. Bir de böyle bir çizgi film buldu. Annemle Aras. Bunları izlemeyi çok seviyor. Kapatınca da kızıyor bize. Değil mi Arasçı? Afiyet olsun anneciğim. Annem gelirken taze yaprak getirmiş. Onun birazını ben Aras'ı uyuturken sarmış. Diğer geri kalanını da beraber sardık. Şimdi böyle tencereye koyduk. Yarın arkadaşımız çağırdı. Akşam oraya gideceğiz. Biz de dedik sarmamızı orada burada pişirip oraya götürürüz diye düşündük. Şimdi mutfağa da annem halletti bir güzel bu bulaşıkları falan hepsini. Ben şimdi bir kendime kiraz koydum. Aras'cığım bugün 10.30'da uyudu. Ben de böyle kendime kiraz koydum. Şimdi bir televizyon açacağım. Ya film ya dizi bir şeyler izleyeceğim bakalım. Evet, Kuş Uçuşu diye bir dizi var Netflix'te. Çok popüler şu anda. Dedim ki ben de ona başlayayım. Annemle biraz başladık. Annemin uykusu geldi. Ama ben gerçekten çok beğendim. O yüzden izlemeye devam ettim. Birinci bölüm bitti. Çok güzel bir dizi. Belli ki yani bayağı bir heyecanlı, kurgusu da güzel. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi artık uykuya geçeyim. Yarın yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.